İnce İşler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. İnce İşler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. Hani arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün slime sokacağım burnuma. Birazdan yani böyle Göktürklerden gireceğim, Yunan mitolojisinden çıkacağım. Hocam ne yapıyoruz diyeceksin. İzle. İnce işler. İlk aklına gelen şey seks. En son aklına gelen şey seks. Erken mi boşalıyorsun? Ben de. Bu arada erken boşalmanın resmi süresi 1 dakika. Nofap akımı. Nofap. Nofap. Nofap nedir? Nofapping. Yani İngilizce mastürbasyon yok demek. Evet, bugün 28. gündeyim. Zor biraz. 600 gündür asılmıyor diyoruz aslında amiyane tabiriyle. Friendzone nedir? Friendzone'a girdiğini nasıl anlarsın? Friendzone'a nasıl girmezsin? Girdin mi nasıl çıkarsın? Yani işin içerisinde bir gelecek planı yoksa benim cevabım burada seks. Gelecek planı olsa da sanki seks. Atın ölümü arpadan olsun. Ben prezervatif takmam. Artık dilimizde tüy bitti. Bunu daha önceki videolarda da anlattım. Prezervatif sizin daha az hissetmenizi falan sağlamaz. Öyle gaz maskesiyle gül koklamaya benzer falan gibi klişeleri de bir kenara bırakın. Aslında prezervatif doğru kullanılırsa çok iyi bir araçtır. Peki gelelim en büyük rekabete. Uzunluk mu? Kalınlık. Tabii rezervuar tutuyorsunuz. Bakalım. Evet, 18 santime kadar gelebiliyor. Neden Yunan heykellerinin penisleri küçüktür? Hiç düşündün mü bunu? Çünkü... Ne zaman ki heykeltıraşlar ve filozoflar bunun büyüklüğünün değil de bunun büyüklüğünün aslında önemli olduğunu farkına varmışlar. O zaman heykellerden ucunu azıcık kırpmışlar. Ben bile söylediğime şaşırdım. Bir şey diyeceğim. Dün gece rüyamda seni gördüm. Uyudun mu? Boşa atmayı bırak mesajları. Abazansın dostum. Yeter. En az etkileşim alan mesajlar fiziksel iltifat olan mesajlar. Yani fiziksel değil, karaktere yönelik iltifatlarda bulunur. Yani çok güzelsin, bacakların ne kadar güzel, gözlerin ne kadar güzel, omuzların ne kadar geniş. Bak fiziksel iltifat edince bak içimden bir böyle bir garip bir şey çıktı. Bunlar insanları etkileşime sokmuyor arkadaşlar. Mesela sadece sizin bildiğiniz bir doğum lekesine iltifat etmek... Bence de. Sonradan uzar mı? Mutfak yerin ekmeğidir diyoruz. Penis, Latince kuyruk demek. Peki biz Türkçe'de... Nasıl isimler kullanıyoruz? Çok yaratıcıyız gerçekten. Hacı Yatmaz, Gecelerin Yargıcı, Haşmet, Kaval, Blok Flüt, Saksafon ve benzeri üflemeli aletler. Malafat, Edevat, Kalafat gibi atla biten isimler. Daha kibar haliyle minik kuş, kuşum gibi kanatlı hayvanlar. Kelepçenin şöyle anahtar deliği hali vardır. Bu anahtar deliği halinin alt kısmında dili, mandalı iç kısmındadır. Yani şuradan içeriye sokmanız gerekir. Bu iç kısımdaki mandalı yakaladığınız takdirde buradan içeriye doğru hafif arayarak içeriden kısmı buluyorsunuz. Ve o bulduğunuz mandal bunu açıyor. Eğer ki uzakta, ufukta bir seks görünüyorsa bu yolculukta bize maya ve kaya eşlik edecek. Bir şey durup dururken arkada kendi kendine hareket eder mi? Hiçbir şey bu hayatta yoktan var ya da vardan yok olmaz. O yüzden... Adam yok oluyor. Adamı en son işte Mallorca'da hippilere ders falan anlatırken görüyorlar. O da galiba gördük falan diyorlar. Kayboluyor herif ortadan. Partnerinize canının yanıp yanmadığını sormayı ihmal etmeyin. Evet, acıdı mı? Yok vallahi acımadı. Kadın mı daha çok zevk alır, erkek mi? Bu sorunun cevabını ancak hem kadın olan hem erkek olan bir kişi verebilir. Emin misin? Ne istediğinin farkında mısın? Arkadaş da bu ne lan? Oğlum bu ne? İşte kolunu bizzat bu psikolojiyle kemirip orada bırakıp kan revan içerisinde ortam yerinden uzaklaşmak istediğin an. Ey ruh, geldiysen sevişelim. Direkt konuya girmeye geldi ya, yapma ya. Yapma abi. Biz 18 yaşında değiliz, burada insanlara anlatıyoruz. Düşüyor mu böyle? Ne düşüyor? Hocam şimdi benim çok yamışık... Hocam! Mekrubeleri yemedik daha, dur. Bakın havadan atmıyorum. Burada hiçbir şey havadan, böyle osuruktan, götten filan uydurulmuyor. Bazen ama her zaman değil. Ya böyle bir şey var mı ya? Şöyle bir YouTube'da böyle bir şey...
Ve insanlar soğan gibidir. İçini açtığında daha az kötü bir şey çıkacak zannedersin. Ama içini açtığında yine aynı kabuk çıkar. O yüzden onu böyle soyarsan soyarsan bitirirsin. Soymayacaksın. Soğanı olduğu gibi kabul edeceksin. Yemekte de pişince çok güzel olur ayrıca. O yönlerine bakacaksın. Erkekler genelde 10 aşağı ve 10 yukarı şekilde bir yelpaze açıyorlarmış. Nefes alsın yeterden bir önce oluyor. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O bütün o ortalamayı düşüren var ya, nefes alsın yeterciler bak. Kulaktan dolma, işte porno sektöründen, ondan sonra biraz Haydar Dümen'den böyle... Sel diye yazarsınız bir Alman ismi. Sen bana ukala derler, ikinci adım. Yeni oyuncaklar edinin. Güzel yeni seks oyuncakları almanın hiçbir ayıbı yok. Bağlanma korkusu 1,5 devam. 2. 2 baştan. Şurası bunu bileklerin altından. Şunu şöyle yuvarlak olacak şekilde, bu da uç kısmı olacak şekilde böyle. Buradan böyle alıyorsunuz. Böyle. Bağladıktan sonra bunu ikiye ayırıyorsunuz. İkiye ayırdıktan sonra bu da böyle alt kısımdan. Buradan aşağıdan böyle ikisini de alıp bu şekilde. Bunu da istediğiniz yere, herhangi bir şeye böyle, yatağa ya da herhangi başka bir yere bağlayabilirsiniz ya da böyle ezdirebilirsiniz. 3 dakika sürsün mü bu video sadece? Evet, seks objesi olarak görüyorlar deyip gideceğim, bu kadar yani. Anladın sen onu. Zihnini boşalt. Kafanın içerisinde seksten başka bir şeyler olursa seks oradan hızlıca uzaklaşır. Ben o bene bakacağım. Ben ilişkim için tek eşliyim. İlişkim olmasaydı tek eşli olmazdım. Çok aşklı olurdum. Bunları da duyuyorum yani, bu kulak neler işitiyor. Salon aşkıdır diyor. Bu aşk türü 1760'larda Paris'te kendini göstermeye başlayan son derece görgülü, yapmacık bir ilişki biçimidir diyor. Bugün biz Instagram'da bunu bol bol görüyoruz. Vantilatör yerinde, Ayşe tatile çıktı, evet. Hani arkadaşlarla maça gidiyoruz. Sen bırak bakayım onu buraya da. Hani şifreni, Facebook şifreni istemek gibi. 200'ün üzerinde seks pozisyonu var arkadaşlar. Yani sürekli aynı pozisyonda sevişmek zorunda değiliz. Alfa, beta, gamma, teta, sigma, omega. Bugünkü konumuz Dezdi İzdivaç. Biz ayrı dünyaların insanlarıymışız. Seni seviyorum ama bir dost olarak, bak şizofrenik cümleler. Senden hoşlanıyorum ama arkadaş olarak. Keşke senin gibi bir sevgilim olsa. Ha, füze attı öleyim, öyle ölmem ben. Öyle ölmem, öyle olmaz. Bu klişeleri duymak istemiyorsan şok şok şok. Sana çok özel bir formülümüz var. Penisi kesiyoruz komple. Kes. Bu benim kalkmıyor ya. Dedim mesela sana. Bilmiyorum bunlara bakıyor musun filan. Ya da nasıl bakıyorsun? Doğrudan mı bakıyorsun? O nasıl düğümlenmiş, bunu açamayız biz ya. Esneklik. Vücudun elastik olması erkeklerde ereksiyonu ve yatak performansını arttırıyor. Kadınlarda ise orgazm olma ihtimalini yükseltiyor. Şimdi bu eli buraya yerleştirdiğin zaman bu eliniz böyle boşta. Bu el sol elinizle nasıl açtığınızı gösteriyorum. Şunları birbirine yaklaştırdığınız zaman kopçalar birbirinden kurtulur. Ayrıca yataktaki çılgın pozisyonları denerken şurada en zevkli 7 seks pozisyonunu izleyebilirsiniz. Bu pozisyonları denerken sakatlanma ihtimalinizi azaltırsınız. Erkekseniz şöyle kameradan hariç bir yere bakıp ciddi de durursanız... Küt selfie'ni atabiliyorsun. O maskeli balo ve onun sahte yüzleri... Şöyle kafasına bir tık yap hocam. Vur vur. Yani eğer ki açık iletişim varsa, destek ve güven varsa, sağlıklı bir cinsel yaşam varsa hayatta tatmin. Eğer ki yatakta heyecan varsa ve birbirine saygı varsa ve aynı zamanda herkes birbirine açıksa yatakta tatmin. Kötü konuşmanın orgazm olma ihtimalini arttırdığı da araştırmalarla sabit. Ama kötü konuşun derken öyle ana avrat küfür edin demiyor. Salsa, bachata, cha-cha, oryantal, 9-8... Bu kadar konuştuk ama soru şu. Herkes nefesini tuttu. Bunun cevabını bekliyor. Biz aldatılmayı nasıl engelleriz? Aldatılma engellenemez. Hayır, seveceksin, seveceksin. Bilmiyorum, bir ara cereyan etmişti o. Hiç hatırlamıyorum. Ring for a kiss yazıyor bunun üstünde. Bunu bastığın zaman biri beni öpüyor. Yok lan, o kadar da değil. Tyler Durden.
Çok alfa, forumlarda öyle yazıyorlar. Ve biz bir karar verirken aslında sanki her şeyi biz kontrol ediyormuşuz gibi düşünüyoruz ama öyle bir şey yok. Böyle acayip entelektüel oldu bu ya. Çok bayıldım. Giden dönmez. Kafası bozulur. Ayrı eve çıkmaya kalkar filan. İnsanınkinin hiç belli olmaz hani. Ahtapotunki içgüdüsel belli. Ya bu da düşünmeye başlarsa iyice tamam. Yanmak yenildi. Karşı tarafta olmak yenici bir şey. O kadar sen somurtkan ve ciddi peki, olmamana rağmen. Gelelim ses tonuna. Böyle herkes yatak ses tonuyla Çetin Tekindor gibi konuşmak zorunda değil. Kendine özen göstermek. Gördüğünüz gibi insanın algısını bir anda, salisede, saniyede hop değiştiriyor. Hem de Oscar Ghost'u. Daha rahat bir oturuş. Çünkü her kıyafet her oturuşa göre değil. Tabii ki değerli olan aslında ne kadar genişe yayıldığımız değil, ne kadar köklerimizi derine sapladığımız. Çünkü gerçekten büyümek istiyorsak köklerimizi de o kadar derine saplamalıyız. Ben Özgür Uysal. Seni seviyorum. Kaya'ya ve Maya'ya da bize olan katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Eğer daha fazla Kaya ve Maya pozisyonu görmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Bu işler ince işler. Sevgiler. Bu işler ince işler. Hoşça kal. Bu işler ince işler. Sevgiler. 100 metre sonra sağa dön.